Sayın seyirciler, saatler 13'ü gösteriyor. Güne yansıyan gelişmeler ve detaylarla gün ortası haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bültenimizin başında Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili gelişmelere bakıyoruz. Zira Türkiye'de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci yazar Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Adli Makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve Türkiye'de bulunan muhtemel delillerin temini için çalışma başlatıldığını duyurdu. Türkiye'de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışından yayınladığı videolarla kamuoyu gündemine gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle. Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddiaları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin teminiyle dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır. Kıbrıs konusuyla devam edelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın ikide bir önerine konulduğunu ifade eden Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinden hiçbirinin Kıbrıs'la ilgili ayrışma sürecini bilmediğine dikkat çekti. Annan planı sürecini anımsatan Erdoğan, Avrupa Birliği güneyi üye yapıp Kuzey Kıbrıs'ı dışarıda bıraktı. Bunlar samimi değil, dürüst değil diyerek tepkisini ortaya koydu. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TRT canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Erdoğan ikide bir karşılarına Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ı getirdiklerini de vurgulayarak Avrupa Birliği ülkelerinden hiçbirinin Kıbrıs'la ilgili ayrışma sürecini bilmediğini, hiçbirinin bu ayrışmanın nasıl olduğunu, müzakerelerin nasıl bu aşamada olduğunu bilmediğini kaydetti. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde hiçbirisi Kıbrıs'la ilgili ayrışma sürecini bilmez. Bunların içinde hiçbirisi yani bu ayrışma nasıl oldu? Son dönemde bunların diyelim ki bir Burgenstock görüşmeleri, müzakereleri nasıl oldu? Bunların hiçbirisi bunu bilmez. Bunu bilen tek lider var benim. Ama taraflar efendim. Yani... Bunlar taraf. Ama bilmezler. Yani Burgenstock'ta şunlar olmuş falan desek bunu şu anda Miçotakis bile bilmez. Bakar. Ya orada neler konuşmuşlar? Kimle konuşmuş? Yani orada tabii Kofi Annan işin başındaydı. Şu anda tabii yok. Ebedi aleme göç etti. Ama bir kişi var ki Avrupa Birliği'nden, Verheugen. O Avrupa Birliği adına katılmıştı. Sağ olsun gittiği her yerde doğru olanı söylemiştir. Ama kimse de kalkıp şimdi ona sormaz. Çünkü sorarlarsa Verheugen doğrusunu söyleyecek. Ama ben ülkem adına oradaydım. Biz bütün bu çalışmaları orada yaşadık, gördük. Önlerine koyacağız. Oradan ne karar çıktı da ayrıldık? Dendi ki tamam şimdi bu toplantıdan sonra hatta Yunanlılar ve Rumlar masadan çekiliyordu. Kofi Annan dedi ki hayır dedi çekilemezsiniz. Ben dedi Erdoğan'a söz verdim. Buradan işi bitireceğiz, öyle ayrılacağız. Tekrar geldiler oturdular. Ve o toplantıdan ayrıldıktan sonra referandum vardı. Referandumda da, burası da çok önemli, Kıbrıs'ta yapılan referandumda güneyde o alınan karara
%65 red çıktı. Evet. Kuzeyde evet çıktı. Peki kuzeyde evet çıktı da ne oldu? Yine kuzeyi dışarıda bıraktılar. Avrupa. Güneyi Avrupa Birliği'ne aldılar. Bunlar samimi değil. Bunlar dürüst değil. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin o zamandan beri mali yaptırımları olduğunu ve bunları uygulamadıklarını kaydederek Kuzey Kıbrıs'a ödemeleri gereken paraları da ödemediklerini söyledi. Erdoğan, utanmadan, sıkılmadan Kıbrıs'ın etrafındaki bütün yataklarla ilgili hakkımız var mı yok mu diye sorguluyorlar. Biz bu konularda kararlıyız dedi. Bu arada Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Toplantıda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masaya yatırılacak. Toplantıda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ayrıca Irak'ın kuzeyindeki pençe operasyonları, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli stratejik konular değerlendirilecek. Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Mehmetçiğin NATO'daki görevlerinin masadaki konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs, Filistin ve Keşmir meselelerinin Türkiye'nin uluslararası ilişkiler bağlamında öncelikli meseleleri olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin öncelikli meselelerinin altını çizdi. Şentop, Türkiye devletinin ve milletinin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs, Filistin ve Keşmir halklarıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi. Şentop, Türkiye olarak birbirinden uzakta yaşayan dost ve kardeş halkların insani ve hukuki mücadelelerini yakından takip ediyor ve katıldığımız bütün platformlarda desteğimizi en kuvvetli şekilde ifade ediyoruz dedi. ABD Güney Kıbrıs ilişkilerine bakalım. Şimdi de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis ile telefon görüşmesi yapan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doğu Akdeniz'de istikrarın önemine vurgu yaptı. Amerikalı bakan, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki çabalarına da destek belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Christodoulidis'e Amerika, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi arasındaki diplomatik mekanizmaya desteğini ifade ettiğini bildirdi. İki bakanın ikili ilişkileri derinleştirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini de yenilediklerini belirten Price, iki bakan bölgesel işbirliği ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü yoluyla Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemi üzerinde anlaştılar dedi. Price, Bakan Blinken'ın her iki tarafı da gerekli açıklığı, esnekliği ortaya koyma ve uzlaşma görüşmelerine yönelik ortak zemin bulma konusunda çaba göstermeye teşvik ettiğini belirterek, Amerika'nın Kıbrıslıların öncülüğünde Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği adayı tüm Kıbrıslıların yararına iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmeye çabalarına destek vermeye devam edeceğini taahhüt ettiği ifadelerine yer verdi. Blinken'ın Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail ve Amerika'yı içeren 3+1'lik diplomatik mekanizmaya desteğini ifade ettiğini belirten Price, Blinken'ın bölgede Rusya ve Çin'in kötü niyetli etkilerine karşı koyma çabalarının önemini vurguladığını aktardı. Sayın seyirciler, içe dönelim. Ekonomik gelişmeler Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile COVID-19 salgınının yarattığı etkilere karşı alınan önlemlerle yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ı kabul ederek ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Covid-19 salgınının yarattığı etkilere karşı alınan önlemlerle yaşanan ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisiyle ilgili 2021 yılına yönelik beklentiler ele alındı. Görüşmede son günlerde Türk lirasında yaşanan değer kaybının finansal istikrara etkileri hususunda fikir teatisinde bulunuldu. Açıklamaya göre Tatar Günay görüşmesinde bankacılık sektörünün salgın döneminde ekonomiye verdiği önemli desteğin önümüzdeki dönemde de kesintisiz devam edeceğine ve normalleşme ile birlikte ekonominin tekrardan hızlı büyüme patikasına girmesinde bankaların önemli bir aktör olacağına vurgu yapıldı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin Lefkoşa'daki eylemi devam ediyor. Meclis önüne giden ve tüm kavşakları araçlarıyla kapatan eylemciler, hükümetten taleplerine olumlu yanıt gelmesini bekliyor. Birlik yetkililerinin sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması gündemiyle bugün hükümet yetkilileriyle görüşmesi de bekleniyor. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin süt bedeli alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Lefkoşa'da başlattığı araçlı eylem 3. gününde. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin Lefkoşa trafiğini kilitleyen eylemide eylemciler meclis önüne giden tüm kavşakları araçlarıyla kapattı. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Beret'e yaptığı kısa açıklamada hükümetle bugün toplantı yapılıp yapılmayacağının gün içerisinde belli olacağını söyledi. Toplantıda her iki tarafın oluşturacağı komitelerin bir araya geleceğini aktaran Naimoğulları, toplantıdan çıkacak sonuca göre eylemin gidişatını belirleyeceklerini kaydetti. Naimoğulları, Lefkoşa'daki eyleme bugün daha fazla aracın katılım göstereceğini ifade ederek, eyleme araç sayısını çoğaltarak daha sert bir şekilde devam edeceklerini söyledi. Açıklamalarında hükümeti eleştiren Naimoğulları, yapılan zamlardan sonra çiftçi ve hayvancının ayakta duracak gücü kalmamıştır ifadelerini kullandı. Ortası diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, COVID-19'la mücadele devam ediyor. Bu çerçevede son 24 saatte ülkemizde yapılan testlerde 24 yerel 25 pozitif vakaya rastlandı. 33 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısının 8500 olduğunu ve 25 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında bir kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 24 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi. Açıklamada 16 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 2 kişinin Gazi Mausa, 1 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu belirtildi. Güney Kıbrıs'ta son yapılan testlerde 58 yeni COVID-19 vakasına rastlandı. Türkiye'de ise 7112 yeni vaka tespit edildi. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 43.028 test yapıldı. 58 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de ise son 24 saatte 223.482 COVID-19 testi yapıldı. 7112 kişinin testi pozitif çıktı. 129 kişi hayatını kaybetti. Kariyer Planlaması Etkinliği, Cumhurbaşkanı Bilim ve Sağlık Komitesi tarafından üniversite başvuru yönlendirici yaz okulu programı yurt içinden ve yurt dışından konuşmacılarla 10. ve 11. sınıf öğrencilerin ücretsiz katılımıyla çevrim içi etkinlikle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi kariyer planlamasına yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Profesör Doktor Mustafa Camgöz moderatörlüğündeki etkinlik, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerine meslek seçimi kararlarını verirken değişik branşlarda eğitim gören öğrencilerle buluşturmak ve karar vermelerini kolaylaştırma, sorulara yanıtlar oluşturarak kariyer hedeflerine ulaşmaya olan güvenlerini artırmak amacıyla düzenlendi. Kariyer planlaması ile ilgili
tıp, mühendislik, bankacılık, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, işletme gibi pek çok dalda tecrübeler ve mezuniyet sonrası deneyimler paylaşıldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 116 öğrencinin kayıt yaptığı program etkinliği sonunda katılımcılara katılım belgeleri gönderildi. Programa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Profesör Doktor Tülen Saner, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Profesör Doktor Füsun Yıldız, üyeler Doçent Doktor Süha Akpınar, Profesör Doktor Mustafa Camgöz, Profesör Doktor Erol Baysal, Doktor Mehmet Başman ve Doktor Mert Taşkın da katıldı. Dünya Sağlık Örgütü Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi. Sayın seyirciler, örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus onayı mutluluk verici olarak değerlendirdi. Ghebreyesus aşıları küresel erişim programına finansman desteğinde bulunulması için küresel liderlere de çağrısını bir kez daha yeniledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında düşük ve orta gelirli ülkelere destek için kurulan yeni tip koronavirüs aşıları küresel erişim programına finansman desteğinde bulunulması için küresel liderlere çağrısını yineledi. Ghebreyesus, yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve öncelikli grupların aşılanması için aşıları küresel erişim programına aşı bağışlanmasının önemine vurgu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, Sinovac, CoronaVac aşısının güvenli ve etkili olduğu tespit edildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü acil kullanım listesine alındığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum, dedi. Ghebreyesus, Sinovac aşısının 2 doz kullanılmasının ardından kalitesinin kesinleştiğini vurguladı. Sinovac aşısının kolayca depolanması nedeniyle maliyetinin de uygun olduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, örgütün böylelikle 8. COVID-19 aşısına acil kullanım onayı verdiğini aktardı. Ghebreyesus, bu hayat kurtaran araçları ihtiyaç duyan insanlara hızlı bir şekilde ulaştırmak artık çok önemli ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ilaç üreticisi Johnson & Johnson firmasının bebek pudrasında asbest kullanmasından dolayı aldığı milyar dolarlık ceza Temiz Mahkemesi tarafından onaylandı. Bebek bakımı ürünleri dünya genelinde satılan Johnson & Johnson firmasına kansere yol açan asbest maddesiyle karıştırılmış talk bazlı bebek pudrası nedeniyle daha önce Missouri'nin St. Louis mahkemesince verilen 2,1 milyar dolarlık ceza Temiz Mahkemesi tarafından da onandı. Temiz Mahkemesi, firmanın St. Louis jürisinin 2018 yılında pudra ürününün 20 kadında yumurtalık kanserine neden olduğunu tespitine yönelik itirazlarını değerlendirmeyi reddetti. St. Louis davasının yargıcı Rex Burleson, Johnson & Johnson'ın pazarlama usullerinde özellikle kınanacak davranışlar sergilediği, bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı sonucuna varmıştı. Pfizer ve Moderna ile birlikte Johnson & Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs aşısı onay alan ilaç firmaları arasında bulunuyor. Türkiye'ye uzanalım. Türkiye'nin çok yüksek hazırlıklı müşterek görev kuvveti rolünü üstlendiği 2021 tatbikatı sona erdi. Tatbikat kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği zırhlıları da sergilendi. Türkiye'nin de bulunduğu 12 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 tatbikatı düzenlenen müşterek müttefik güç gösterisiyle son buldu. NATO kurucu anlaşmasının 5. maddesi gereği kolektif savunma için müttefik ülkelerle müşterek eğitim icra etmeye, birliklerin işbirliği ve koordinasyonuyla muhabere yetenekleri de olmak üzere harbe süratli hazırlık ve intikal kapasitesini test etmeye yönelik yapılan Steadfast Defender 2021 tatbikatında
basın ve özel davetlilerin katılımıyla Müşterek Müttefik Güç Gösterisi Günü düzenlendi. Tatbikatta bu yıl Türkiye'den NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı görevini üstlenen 3. Kolordu Komutanlığı ve Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti rolünü üstlenen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı katıldı. Gerçek mermilerin kullanımıyla fiili atışların yapıldığı tatbikatta sniperlardan insansız hava araçlarına, helikopterlerden tank ve zırhlı muhabere araçlarına kadar pek çok ekipman kullanıldı. Tatbikat senaryosu olarak Romanya'nın üçüncü bir ülke tarafından düşman işgaline uğraması ve buna karşı NATO üyelerinin Washington Anlaşması'nın 5. maddesi gereğince hareket ederek ortak savunma hattıyla karşı koyması uygulandı. Tatbikatın ardından NATO'nun bu önemli etkinliğine katılan ülkelerin araç, gereç ve ekipmanları davetlilere tanıtıldı. Tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muhabere aracı Kirpi ve Vuran gibi zırhlı muhabere araçları da yer aldı. Tatbikata katılan üye ülkelerden askerler ve davetliler, tatbikatın son bölümündeki sergi alanında Türkiye'nin aktif olarak kullandığı araçlara büyük ilgi gösterdi. Steadfast Defender 2021 tatbikatında yaşananlar böyleydi. Şimdi yeniden içe dönelim sayın seyirciler. Alsancak Maramontu Yardım Derneği Lapta Sağlık Merkezi'ne güvenlik kamerası donanımı bağışında bulundu. 8 kamera ve 1 monitörü kapsayan güvenlik kamerası donanımı bağışı nedeniyle merkezde sembolik tören düzenlendi. Alsancak Maramonte Yardım Derneği Lapta Sağlık Merkezi'ne güvenlik kamerası donanımı bağışladı. Alsancak Maramonte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy, bağışın gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti. Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dilek Büyükse, derneğin merkeze sürekli katkı sağladığını vurgulayarak güvenlik sistemi donanımı bağışı için teşekkür etti. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağda, Lapta Sağlık Merkezi'ni geliştirmek için bakanlık olarak çalıştıklarını belirtti. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ'sa, sürekli gelişen bir bölge olan Lapta Alsancak'ta sağlık merkezinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, nüfusu ve fiziki gelişmesi sürekli artan, turistik tesislerin çok yoğun olduğu bir bölge olan Lapta Alsancak'a hizmet veren sağlık merkezinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Üstel, derneğe katkılarından dolayı teşekkür etti ve örnek olmasını diledi. Lapta Sağlık Ocağı, büyük bir nüfusa hizmet eden bir sağlık ocağımız. Ama geçen süreler içerisinde istenildiği oranda bir büyüme yapılmadı. Bu büyümenin sağlanması için de biz yine buradaki başhekim arkadaşımızla, belediye başkanlarımızla bir çalışma başlattık. Ve Planlama İnşaat Dairesi'nin projelendirmesiyle Lapta Sağlık Ocağı'nı hem büyütüyoruz hem de güzelleştireceğiz. Ve bu bölgede nüfusun büyük bir kısmına hizmet etmesi için ve özellikle yaz aylarında nüfusumuzun 2 ile çarpıldığı bu Lapta Alsancak bölgesine daha güzel sağlık hizmeti vermesi için kolları sıvadık. Planlama İnşaat Dairesi'nin Lapta Sağlık Merkezi'nin büyütülmesi için projelendirme çalışmasına başladığını söyleyen Üstel, önümüzdeki günlerde mimari çalışmanın bitmesinin ardından ihaleye çıkılacağını kaydetti. Üstel, bölgenin elzem bir ihtiyacı olan 112 servisinin 24 saate çıkarılması için de gerek doktor takviyesi gerek eksikliklerin giderilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Konuşmanın ardından Bakan Üstel, Dernek Başkanı Ayşe Tümsoy'a teşekkür plaketi sundu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaz tarifesi dönemi başladı. Buna göre hafta içi en ucuz saatler 23.09, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 02.09 saatler arasında olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu KıpTek elektrikte yaz tarifesi döneminin başladığını duyurdu. Hem yaz hem de kış dönemi de 3 zamanlı tarife uygulayan KıpTek'in dün başlayan yaz tarifesi 31 Ekim'e kadar sürecek. Tüketimi 300 kWh saatin altında kalan abonelere ek olarak %15 indirim de uygulanıyor. 1 Kasım 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kış tarifesinin ardından devreye giren yaz tarifesi uygulaması uyarınca
aboneler en ucuz elektrik tüketimini hafta içi 23-9 saatler arasında yapabilecek. Elektrik aboneleri en yüksek tüketimin olduğu 9-18 saatler arasında ise en pahalı ücret ödeyecek. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise en ucuz elektrik tüketimi 2-9 saatler arasında olacak. Kıptek'in bu duyurusuyla gün ortası haber bültenimizi burada noktalıyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Esen kalın, hoşça kalın. Handball Erkekler Süper Ligi'nde iki maç oynandı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ikinci hafta karşılaşmaları sonunda Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi rakipleri karşısından galip ayrıldı. Gençlik Gücü özgür adımları rahat bir oyun sonunda 15 sayı farkla 39-24 yendi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise Levent karşısında 35-28 üstünlük sağladı. Üniversiteler Basketbol Ligi Unileague'in ikinci haftası iki maçla geride kaldı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan Girne Amerikan Üniversitesi Rauf Denktaş Üniversitesi maçında Gayu 96-41'lik farkla kazandı. Karşılaşmada takımları adına 20 sayı kazandıran Gayu oyuncusu Ali Erdem Tiryakioğlu ile Rauf Denktaş Üniversitesi'nden James Baker maçın en skorer isimleri oldu. Ligin İskele'de oynanan diğer maçında da yakında üniversitesi farka gitti. YDU Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 97-47'lik skorla yendi. Yakın Doğu'da Batuhan Tüzmen 26 sayıyla oynarken Günay Ertopaloğlu 20 sayı üretti. Dahi'de Uğur Kaya ise 17 sayıyla oynadı. Öte yandan Basketbol Erkekler Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak. Ligin ikinci hafta açılışında henüz galibiyeti bulunmayan Çetin Kaya ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşacak. Süper Lig'in başkent temsilcisi Hamitköy sezonun ilk çalışmasını dün sahasında yaptı. Yeni sezon çalışmalarına teknik direktör Ahmet Sakallı nezaretinde başlayan Kırmızı Siyahlılar ilk iki haftayı önce 3 idmanla geçirmeyi planlıyor. Teknik direktör Sakallı 15 hazırlık maçı hedefinde olduklarını ifade etti. Sakallı ilk hazırlık maçının ise 10 Temmuz'da Lefke ile olacağını kaydetti. Sezon öncesi planlamasının hazır olduğunu da ifade eden Hamitköy teknik direktörü genç ağırlıklı kadronun yine sahada koşan ve mücadele eden bir takım olacağını sözlerine ekledi. 50 takımla rekor katılımın olacağı Yıldızlar Kulüpsel Plaj Voleybol Ligi'nde ilk maçlar 22 Haziran'da yapılacak. Beach Voley Arena'da oynanacak lige kızlarda 33, erkeklerde ise 17 takım katılıyor. Organizasyonda kızlar 8, erkekler 4 grup halinde mücadele verecek. Öte yandan Omaç Başat Plaj Voleybol Ligi için kayıtlar sürüyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya başvuruların 7 Haziran Pazartesi saat 18'e dek yapılabileceğini açıkladı. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'ndeki 6. maçında bugün son olimpiyat şampiyonu Çin'le karşılaşacak. Önceki 5 maçından da galibiyet ayrılan filenin sultanları Çin maçına saat 17'de çıkacak. İtalya'da düzenlenen Milletler Ligi'ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan Ayıldızlı ekip sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçmişti. Türkiye 3. maçında Polonya'yı 3-1, 4. müsabakasında da Kanada'yı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Ay Yıldızlılar 5. maçında da Almanya'yı 3-0'a geçerek 5-5 yapmıştı. Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosu açıklandı. Geniş kadroda şans bulan Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar şampiyona kafilesinde yer almadı. Milli takımın 26 kişilik Euro 2020 kadrosunda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Okay Yokuşlu, Taylan, Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman ve Halil Dervişoğlu yer alıyor.
NBA playoff'ta Phoenix Suns son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 115-85 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James son periyodu kenardan izlemeye dahi katlanamayıp maç bitmeden soyunma odasına gitti. Phoenix Suns'da Devin Booker 30 sayı 7 rebound 6 asistle takımının maçı kazanmasında önemli rol oynadı. Lakers'da LeBron James 3 periyotta attığı 24 sayı 5 rebound 7 asistle oynadı ve ilk 5 oyuncuları arasında çifhanelere ulaşan tek isim oldu. Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerin bir numaralı seri başı Novak Djokovic ikinci tura yükseldi. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü günü akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı. Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Sırp Djokovic, dünya 66.sı Birleşik Devletli Tenis Sandgren'i 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu arada tek kadınlarda bir numaralı seri başı Avustralyalı Ashleigh Barty'yi yanı sıra 9 numaralı seri başı Çek Karolina Pliskova tur atladı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Güzel günler, güneşli günler sizin olsun efendim. Tabii ki açık az bulutlu bir gün olacak. Dün yağmur yağmadı efendim, yağmur yağmadı. Benim bildiğim kadarıyla. Ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinin civarında efendim. 31-32 derecelerde seyredecek. Evet, güzel mi güzel bir Haziran ayının ilk haftasına girdik ve bu güzellikleri yaşıyoruz. Tabii ki denizlerimiz de bugün de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar çok efendim çok 2 metre 2,5 metre diyelim ve biz bulutlarımıza bir bakıverelim. Ve yine Orta Akdeniz, Batı Akdeniz, İtalya çok bulutlu geçerken Karadeniz'in üzeri ve kuzeyi kapalı bir şekilde. Evet, Batı Avrupa'ya bir baktığımızda parçalı az bulutlu bir görünüm görüyoruz. İngiltere'de parçalı az bulutlu bir görünüm. Kuzeyde ve Rusya'da çok bulutlu bir görünüm var efendim. Ve biz yine Kıbrıs'ıma ve Türkiye'me bakıyorum. Tabii ki Kıbrıs'ımızda güneş taş yakıyor efendim. Açık bir görünümde. Türkiye ise parçalı bulutlu bir görünüm var an itibariyle. Tabii ki o meteorolojik haritaya bir bakalım ve tahminlerimize geçelim. Evet, bölgemiz alçak basın sisteminin etkisinde ve üst atmosferde nemli ve nispeten sıcak hava kütlesi var. Kuzeyden Balkanlara kadar salkan bir yüksek basınç. Karadeniz'in kuzeyinde yağışlı bir hava kütlesi ve İngiltere'nin güneyinde de bir yağışlı hava kütlesi mevcut bugünkü haritamızda efendim. Ve haritaları masaya yatırttım ve sizler için analiz yaptım. Ve dedim ki bugün Kıbrıs'ta hava açık ve az bulutlu geçecek. Lefkoşa 31 derece mevsim normallerinde. Girne ve Alev Kayası 26, Güzelyurt 29, Lefke 25, Yenerenköy, Dipkarpaz, Zaferburnu 27, İskele ve Gazimağusa'da en yüksek hava sıcaklığı 28, Larnaka'da 29, Leymos'unda 30, Baf'ta 27 ve Trodos'ta 17 derece efendim. Ve gecemiz nispeten sıcak ve açık ve az bulutlu bir görünümle birlikte en düşük hava sıcaklığı Güzelyurt'ta 13, Alev Kayası ve Lefkoşa'da ve İskele'de 15,
Lefke'de 18, Girne'de 20, Zaferburnu, Mehmetçik ve Dipkarpaz ve Yenerenköy'de 18, İskele 15, Gazimausa ve Leymosun'da 17, Larnaka'da 16, Baf'ta 15 ve Trodos'ta 8 derece. Mevsim normalleri civarında sıcaklık seyri yarın da devam edecek efendim. Ve en yüksek hava sıcaklığı yarın Lefkoşa'da 31 derece. Tabii ki açık az bulutlu bir görünümle birlikte. Alev Kayası 27, Girne 27, Güzelyurt 29, Lefke 25, Yeni Erenköy, İskele, Larnaka ve Larnaka'da 28, Gazimausa ve uzaklardaki güzel bir kasaba var. Baf'ta 27, Limassol'da 29 ve Trodos'ta 18 derece efendim. Ve denizlerimiz efendim, denizlerimizde hava açık az bulutlu, rüzgarlar tüm sahillerimizde, kuzey sahil, doğu sahil, güney sahil ve batı sahilde 3 ile 5 yer altı kuvvetinde. Kuzey sahilde kuzey ve batıdan, doğu, güney ve batı sahillerimizde güney ve batıdan bir rüzgar esecek. Kuvvetlice bir rüzgar esecek. Ne yapıyoruz? Orta yer kabadalgalı bir deniz bekliyoruz. 2-2,5 metrelik bir deniz bekliyoruz efendim. Ve deniz suyu sıcaklığı. Tabii ki bu anda dalgalı denizimiz biraz sonra gelecek. Ve tüm denizlerimizde 24 derece üzerinde bir sıcaklık var diyelim. Ve o dalgalı denizim var mı acaba? Var efendim. Aman dikkat. Bugün dalgalar 2-2,5 metrenin üzerinde. Ve kaba dalgalı bir deniz var. Aman dikkat, denize girecekler için çok çok dikkat etmelerini salık veriyorum. Bir de dikkat diyorum. Ateş yakmayın. Güneş altında 10 dakikadan fazla durmayın diyorum efendim. Ve ne diyorum? Bugün orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek. Gerekli tedbirleri alalım efendim. Ve ne diyordum bir de? Dünyamız dönsün diyordum. Ve nerede dursun? Türkiye'nin kalbinde efendim. Bugün Trabzon ve Samsun gök gürültülü, sağanak yağmurlu. Ankara ve İstanbul sağanak yağmurlu. Adana ve Hatay gök gürültülü, sağanak yağmurlu. Yağış alan yerlerde en yüksek hava sıcaklığı Samsun ve Ankara'da 19. Trabzon'da 20, İstanbul'da 18, Adana'da 28, Hatay'da 26 derece olacak. Diğer şehirlerim ki seçtiğim güzel nezih şehirlerde hava parçalı bulutlu geçecek. Ve güzelim İzmir'e gidiyorum. Ve İzmir'de en yüksek hava sıcaklığı 25, Antalya'da 27, Gaziantep'te 27, Diyarbakır'da 30, Van'da 25 ve Erzurum'da 23 derece. Bugün bir hafif yağış var. Nerede? Londra'da efendim, Londra'da. Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve Londra'da bugün bir hafif yağış var ve 27 derece. Dublin yağmurlu, 17. Edinburgh bugün parçalı bulutlu, 15 derece efendim. Ve iniyoruz Lisbon ve Madrid'e, çok bulutlu. Madrid 28, Lisbon 20 derece. Ve Paris'e yavaş yavaş uzanıyorum. Paris bugün parçalı bulutlu, 24 derece. Amsterdam ve Brüksel çok bulutlu. Brüksel 25, Amsterdam 26. Köln az bulutlu, 27. Berlin parçalı bulutlu, 23. Ve Frankfurt yağmurlu, 27 derece. Ve Viyana'ya iniyorum. Viyana'da hava parçalı, çok bulutlu, 22 derece. Buda ve Peşte de hava parçalı bulutlu, 20. Dubrovnik parçalı bulutlu, 21. Az bulutlu Roma, 25 derece. Ve Sofya bugün sağanak yağmurlu, 18 derece.
Bükreş, Üsküp ve Atina'da hava parçalı bulutlu. Atina 27, Üsküp 23, Bükreş 20 derece. Ve Oslo, Helsinki ve Moskova. Oslo, Helsinki ve Moskova'da hava bugün parçalı bulutlu. Moskova 18, Helsinki 21 ve Oslo 22 derece efendim. Ve iniyoruz Kahire'ye. Firavunlar kenti Kahire'de en yüksek hava sıcaklığı 33, Tel Aviv'de 26, Beyrut'ta 25, açık ve az bulutlu. Ve yine bugün Kuzey Afrika'nın Akdeniz'e bakan kıyılarında havalar nasıl acaba? Tunus sağanak yağmurlu 27, Cezayir parçalı bulutlu 30 derece efendim. Evet, bugün yine güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar beklediğimi söylemiştim. Fakat yarın orta kuvvete düşecek bir rüzgarımız olacak yine güney ve batıdan efendim. Evet, diğer yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalınız. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.